Efendim selamlar. Yeni bir ülke puanı incelemesine hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar şurada üst taraflara sonradan bakacağız ama bizim ülke ben en son baktığımda sonuncuydu. Bir aşağı kaydıralım. Bakalım hala sonuncu muyuz ve hala sonuncuyuz. Hem de daha da vahimini söyleyeyim size. Açık ara farklı sonuncuyuz. Şöyle bir refresh atalım. Belki de bir şeyler değişmiştir diye. Sonra daha refresh atmayacağım. Ve yine sonucu. Şimdi buraya nasıl geldik? İşte nasıl oldu? Neler yaşandı? Ya aslında ben böyle teşvik edici videolar da çekmiştim ama yani herhalde çok sonuç bulmadı. Bir de ben çok büyük kitleye hitap etmediğim için bunun da etkisi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Hani böyle büyük bir yayıncı olsa, dediğim gibi zaten bahsetmiştim diğer videolarda, daha iyi olacağını düşünüyordum ama sonuç olarak buralara geldik. Şimdi arkadaşlar detaylara geçmeden önce de aşağıda açıklamada çekiliş var. Oraya bir göz atın. 3 tane kara borsa veriyorum. Onun dışında yorumda da aynı bilgiler var. Yılbaşına kadar da sonradan güzel bir çekilişimiz daha olacak. Onun da detayları açıklamada. Şimdi bu hatırlatmayı yaptıktan sonra bir bakalım. Biz ilk başta bakın arkadaşlar şurada falandık. 5.'ydik yani. Gayet de güzel yerdeydik. Sonra 12.'de tutunduk. Sonra 20.'ye kadar düştük. Yani kademe kademe düştük. Ve neden hani ilk başta sonucu dedik de sonra bir yandan sonucu olduk? Benim düşüncem şu. Biz millet olarak biliyorsunuz böyle bir şey hemen hype'lanırız ama istikrar yoktur. Benim düşüncem tamamen bu yönde. Böyle düşünüyorum. Ve sonuç olarak 42.'ye geldi. 42. olursak ne oluyor? Bir tane redrop alıyoruz arkadaşlar. Başka hiçbir şey alamıyoruz. Zaten benim gerçekçi hedefim İlk 12'ye girmekte ama ana hedefim ilk 4'e falan girmekte. Tabi bunlar yaşanmadı. Daha 3 gün var. Belli olur mu? Olmayabilir ama yani 6 milyonluk bir puan farkından bahsediyoruz. Birinciyle arada. Yani dehşet bir puan farkı. Şimdi Çin bizi altına almış. Uruguay. Bir kere Çin'de roketi kitlesi yok denecek kadar az. Uruguay'da da öyle. Japonya'da da öyle. İspanya'da da öyle. Burada sürpriz bence Suudi Arabistan. Suudi Arabistan'da çünkü Rocket League bayağı oynanıyor. Onun dışında Avusturya'da oynanıyor ama öyle çok bir sürpriz yok. Arjantin'in de kitlesi fena değildir. Ama biz sonuç olarak bir şekilde demirledik buralara. Şimdi ben 600 puan yapmışım. Onun dışında 204 gol, 26 asist, 83 de save yapmışım ve böyle bir katkı sunmuşum. Şimdi biraz üst taraflara bakalım. Sonradan tekrar ülkemizi konuşacağız. Bir kere daha bu ülkeyi mevzusunu seçmeyen için şunu söyleyeyim. Fransa'ya basın arkadaşlar. Ben garantisini veriyorum size. Fransa kazanır diyorum. Onu söyleyeyim. Kanada şaşırttı açıkçası. Yani Kanada'nın Amerika'yı geçmesi biraz absürt bir olay gibi geliyor. Çünkü Amerika'daki roket kitlesi çok daha fazla. Ama dediğim gibi yani kitleye göre puanlama değil. Eldeki kitlenin aktifliğine göre bir puanlama var. O yüzden normal karşılıyorum. İsviçre yine şaşırttı. İngiltere bence daha yükseklerde olabilirdi. Ya çok fazla sürpriz var aslında. Nijerya'nın mesela burada olması çok ayrı bir olay. Yani herhangi bir Afrika ülkesine ben Rocket League'in çok fazla oynandığını düşünmüyorum. Yani zaten Afrika ülkelerinde fazla böyle online oyun da oynanmıyor. Orası ayrı konu ama Nijerya'nın buraya gelmesi çok şaşırttı. Bu arada bir ara Ghana falan birinci oldu abi. Birisi de şey yazmıştı 4chan troll yapıyor diye de artık o konuları bilmiyorum. Ama Ghana birinci olmuştu. Allah 4chan bir de Türkiye troll yapsın da belki bir şey olur ya. Böyle çaktırmadan birinci puan oluruz. Ondan sonra 6, 7, 8 İskandinav ülkeleri geliyor. 9 Almanya, 10 İsveç. Amerika çok düşük. Onun dışında mesela Ekvador da çok yüksek abi. 15. sıra. Bak biz buralarda olabildik işte, anladın mı? Zaten buralardaydık. Ne olduysa son 3-4 günde falan oldu yani, öyle söyleyeyim. Onun dışında çok da fazla bir sürpriz yok açıkçası. Şimdi geri kalan ihtimallerden bahsedeyim bizim ülkemiz adına. Bir en kötü ihtimal sonuç olarak devam ederiz ki benim aslında gerçekleşmesi beklediğim ihtimal bu. Bir diğer ihtimal bence kendimizi en azından 30'un dışına atabiliriz. Yani ilk 30'un yukarısına atabiliriz, bunu düşünüyorum. Gördüğüm en iyi ihtimal ise Katar'ın yerinde olabiliriz. Yani 18.'i alabiliriz gibi düşünüyorum. Ya aslında benim anlamadığım şey, yani çok güzel gidiyorduk ya.
12. falan da 3-4 gün üst üste. Sonra nasıl böyle oldu anlamadım. Dediğim gibi bizim biraz da Türk milletine bağlı. Bunu böyle bir anda hype'lanıp sonra bırakıyorlar ya oynamayı. Ona bağlıyorum. Onun dışında başka ihtimal de zaten yok. Aslında dediğim gibi ya şu bir Twitch yayıncısı böyle büyük bir Twitch yayıncısı yayın açsa var ya bence birincilik zor ama gelebilir gibi düşünüyorum. Böyle herkesi teşvik etse Rocket League oynamaya. Hani neden gelmesin? Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Onun dışında başka ihtimal düşünüyorum. Dediğim gibi 4chan ihtimali var. Gana'ya troll yapmıştı. Bak adamlar hala 27. Normalde Gana nerede biliyor musunuz? Yani 39-38 falan. Adamlar birinciye çıktı hiç oynamıyor. Hala 27. yani. Öyle düşünün. Onun dışında başka ihtimal yok ya. Ben var ya şeyi düşünüyorum ciddi ciddi. Böyle vatan hainliği falan diyeceksiniz ama dalgasına. Epic Games'e ticket açıp deyip böyle ben ülkeyi yanlışlıkla seçtim. Epic Games'e inanacak zaten bunlara. İşte benim hiç Türk içerik üreticisi olduğumu bilmeyecek falan filan. Ondan sonra Fransa'yı seçeyim gibi mantık olacak ama zor. Bu arada bazıları şeyi seçmişti abi. Danimarka'yı seçmişti. Danimarka birinci olmaz arkadaşlar. Yani ilk dördün çok kuvvetli adayı. Ama birinci olacağını düşünmüyorum. Onun dışında bir de muhtemel birincilik adaylarına bakalım. Fransa'yı seçen çok fazla. Ben Fransa mutlak favori görüyorum. Kanada'yı ilk 10'da kesin görüyorum ama devamı için zor. Bir şey diyemem. Amerika seçen de çok fazlaydı. Amerika yine ilk 10'da olabilir ama birincilik zor. İngiltere de yine ilk 10'da olabilir. Hatta ilk 4'te bile olur İngiltere ama birincilik zor. Onun dışında başka böyle seçilebilecek ülke zaten bunlar. Fransa, Kanada, İngiltere, Danimarka, Amerika, Almanya'da seçen var. Almanya yani daha da yükselebilir. Bak Almanya'dan bir sürpriz bekliyorum. Çünkü Fransa ile arada çok fazla puan farkı yok abi. 300k puan farkı var. Hatta bir refresh atalım. Bir daha bakalım. Bak mesela Fransa yetişmiş. İsviçre 3. zaten. Aynen sıralama değişmemiş abi. Böyle devam ediyor. Onun dışında bizim ülke nerede? Bizim ülke hala 42. Ya hakikaten üzücü ya. Bak 42. olmaya geçtim tamam mı? Sonuç olmuşuz da. Lan bari açık ara farkla sonucu olmuyorum. Yani bizim öyle bir şey yapmamız lazım ki ekstra bir efor. Anca öyle şey yapalım. Üste çıkalım. Ya bu şekildeydi. Bu muhtemelen ülke puanı mevzusu sonuçlandıktan sonra son ülke puanı mevzusu şey olur. Videosu olur. Çünkü zaten şu an ayın 28'i. Benim diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Çekilişe de dediğim gibi mutlaka katılmayı unutmayın. Çekilişten de biraz bahsedeyim. Şu an 3 tane Black Market veriyorum. 10 gün süresi var. O çekiliş bitince de manyak bir yılbaşı çekilişi geliyor. 2000-3000 kredi değerinde. Eğer 2023'ten önce İngilizce kanalım 1000 aboneye ulaşırsa da o çekilişin üstüne de Titan White Fennec ekleyeceğim. Yani toplamda 3000 kredilik çekilişten 5500 kredilik çekilişe dönüşmüş olacak. Biraz parayı kıyacağız ama yapacak bir şey yok. Onun dışında başka da diyebileceğim bir şey yok gibi arkadaşlar. Biraz siz yorum yapın. Neden başarısız olduk? Hatta videonun başlığını böyle koyacağım. Neden başarısız olduk? Çünkü benim bulabildiğim mantıklı bir sebep yok. Ya tamam Türkiye'deki Rocket League oyuncu kitlesi eyvallah hani çok fazla şey değil böyle yüksek değil ama sonucu olacak kadar da düşük bir kitleye sahip değil abi Rocket League Türkiye kitlesi. Yani ben hakikaten şaşırdım. En azından 20 ile 30 arası beklerdim. Anladınız mı? 42 de değil yani. Diyelim ve burada bitirelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sizi bu üzücü tabloyla biraz baş başa bırakıyorum. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.